geldi, bir çık. Arkadaşlar şu araç bir çıksın, öbür şu araç bir çıksın. Geri git, geri gel. Buyurun sayın valim. Evet, topu girişti. Görevler konuşlar. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط انذر آباؤهم فانذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Padişah buradan dönem dönem şerbet ikramı yaparmış, evet. Musluktan diye. Yukarıda aslında bir deposu üzerinden, hazne üzerinden akıtılabilir yani. Hani öyle bir şey çalışılabilir, evet. Diye. Teknik olarak mümkün diye dinledim. Evet. Belki seneye birkaç alanda biz de katkı sunarız. Sizlerle beraber. Yani tabii sizin görüntünüz ayrı güzel yani, o ayrı. Gene burada dolaşın ama... Evet. Öyle de bir güzellik düşünülebilir, evet, yani. Düşünülebilir. Çeşmesinden şerbet akıyor. En azından bu tür, evet, manevi günlerde ya da, evet, belli günlerde. Düşüncenize sağlık. Teşekkür ederiz vakıflara. Eyvallah. Bu ne? Bu doyurucu ya. Bir şey yapabilir miyiz? Biraz geriden efendim. Biraz geriden bütün herkese bakıyoruz. Biraz daha geriden doldursanız efendim. Yavaş yavaş. Tabii. Çok girmeyin. Arkadaşlar mavi rakı. Pardon efendim. Sizi... Ama şimdi... Sen bir daha yap. Ben sizi size ikram edeyim. Ya alalım, ikram edeyim. Ne farkı var? Şey şu, mikrofonları... Üçüncüyü ben alacağım, ona göre. Evet, Can Bey. Ben de isterim mi dedi birisi. Kim o? Evet. Sizler de alacaksınız değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Şu anda ne var efendim? Evet, şerbet. Gül suyu şerbeti. Tabii Osmanlı şerbeti diye anılan. Aslında ben bu güzel cami, ki ellerine sağlık vakıfların, iyi bir restorasyon olmuş. Biz de malum burada suyu çeşmeden akıtmaya başladığımızda uzman tarihçi arkadaşlarımız Osmanlı döneminde padişahlar bazı özel anlarda ve günlerde buradan çeşmeden şerbet akıtarak toplumla paylaşırmış. Bugün de
bizim için önemli bir gün. 15 Temmuz şehitlerini anıyoruz, gazilerini inşallah sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bu niyetle vakıflar bir hazırlık yapmışlar. Evet. Çok asil bir düşünce. Ben hatta vakıflar müdürümüze önerim şu oldu. Hani biz de ne yapabilirsek yapalım. Asla bu güzel kardeşlerimizin giysilerini ve geleneğini yok saymadan belki yine çeşmeden şerbet akıtabiliriz diye düşünüyorum. Ve insanlar burada bazı özel günlerde, bazı anma günlerinde şerbeti tatmak, onlarla paylaşmak güzel olur diye düşünüyoruz. Evet, efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Malum Ayasofya gündem İBB meclis toplantısı 3 aydır yapılamıyordu. İlk toplantıların başında da Ayasofya oldu. Ve bir isim değişikliği önergesi sunuldu. Bir karar çıkacak. Neler söylemek istersiniz efendim Ayasofya ismiyle ilgili? Ben tabii o ilk toplantıda ve önergenin olduğu toplantıda yoktum. Ama şimdi sanıyorum Sayın Topbaş kendi dönemiyle ilgili bir düzeltme bildirisi yayınladı diye bana bir bilgi geldi. Çünkü zaten planlarda ibadethane, cami fonksiyonu var diye. Yani meclis böyle bir karar alırsa tabii ki bunu teknik olarak bizdeki bilgilerle örtüştürmek görevimiz. Ama dediğim gibi zaten hem Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da tapuya işlediği şekliyle burası bir cami, hem de daha önceki planlarda da Sayın Top, ben teknik olarak 2011-12 dönemine ait galiba incelemedim ama o yıllarda da plana işlenmiş şekli ibadethane cami diye geçiyor. Bilgim o. Ama analiz ederiz. Doğrular yapılır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yani bu şehri yöneten akıl, bu şehrin şehri emini, yöneticilerinin ilk koruyacağı şey bu şehrin maneviyatıdır. Kimse bundan endişe etmesin. Maneviyatını koruduğu kadar bu şehrin on binlerce yıllık bir emanet olduğunu da unutmadan koruma vazifesini üstlenecektir. Dolayısıyla bu kimi zaman Ayasofya Camii'nin güzelliğini, o yıllara sair asaletini korumak vardır. Kimi zaman doğayı korumak vardır. Kimi zaman bazı olası ihanetleri engellemek vardır. Kanal İstanbul gibi. Teşekkür ederim. Harikasınız başkanım. Efendim? Harikasınız. Evet. Saygılar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ayakkabı sağlam mı? Ayakkabı sağlam mı? Allah'a emanet.